Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Mantık konusuyla karşınızdayız. Mantık konusu e, uzun bir müddet 9. sınıfta yer aldı. Şimdi 11. 11. sınıfa taşındı. Bilmiyoruz, daha ileride belki de farklı bir aşamaya gelebilir. Komple kaldırırlar belki. Konu olarak çok zor değil ancak e, sıkıcı olarak görebilirsiniz. Çünkü sayısal işlemler çok fazla yok. Temelde ispat metotlarının nasıl oluştuğunu, Matematikte neleri baz aldığımızı öğrenciye öğreten kavram var. Çok fazla detaylarına inmeyeceğiz ancak konuda neler öğrenmeniz gerekiyor ise sizlere bunları mantıklarıyla açıklayacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle önermenin ne olduğunu ifade edelim. Nedir önerme? Doğru veya yanlış hüküm bildiren ifadeler. Hüküm bildirecek. Doğru veya yanlış. Eğer önerme doğruysa D veya 1 doğruluk değeri olarak Y. ...veya sıfırla gösterilir. Doğru önermelere bir, yanlış önermelere sıfır <laughs> diyoruz. Ve yine önermeleri P, Q, R, S gibi küçük harflerle ifade ediyoruz. Örneklendirelim P önermesi. Ne diyelim? Hava bugün yağmurlu. Hava yağmurlu. Uzatmayalım. <laughs> Hava yağmurlu. Şimdi... P önermesinin doğruluk değerine bakacak olursak şayet hava yağmur ise bunun doğruluk değeri denktir 1 olacaktır. Yok şayet havada yağmur yoksa Q nereden çıktı? P denktir 0 olacaktır. Doğruluk değerlerini bu şekilde ifade ediyoruz. Peki bazı kavramlar önerme belirtmediği halde önermeymiş gibi gözükebilir. Genellikle cümlelere öğrenciler Bazen takılabilirler. Örneğin iki asal sayıdır. Doğru veya yanlış kesin bir hüküm bildiriyor, bildiriyor Bu ifade bildiriyor. Doğruluk değeri nedir bunun? Birdir. Çünkü iki gerçekten de asal sayı. 2 artı 1 büyüktür. Eksi 3. Doğru veya yanlış hüküm bildiriyor. Bilmiyorum. Doğru mu? Doğru. doğru. Haftanın son iş günü Cuma'dır. Türkiye için baz aldığımızı düşünürsek doğru. Saat kaç? Şimdi buraya da ünlem yapalım hadi. Soru cümleleri bir önerme belirtmez. Saat kaçın bir hükmü yoktur. Nasıl bir hüküm bildiriyor doğru veya yanlış? Bildirmiyor. O yüzden bu ifade bir önerme belirtmez. Sıfır demiyoruz. Önerme değildir diyoruz. Kahvaltı yapmadan gelme bir emir veriyor. Bir uygulamasını istediği bir şeyi söylüyor. Bu da bir ne değildir? Önerme, önerme değildir. değildir. Sanırız önerme kavramı kafada Otur. oturmuştur öğrencilerin. Önermelerin doğruluk değerlerine bakacak olursak P önermesi için iki durum söz konusu. Ya doğru ya, doğru ya da yanlış. Peki iki tane önerme varsa ya doğru ya doğrudur. Şimdi doğruya doğru olabilir, doğruya yanlış, yanlış, yanlışa olur. doğru. Bunları düzgün sıralayabilmeniz için şimdi iki önermede kaç durum var? İki önerme olduğu için 2 üzeri 2. 2. Bir önermede 2 üzeri 1. 3 önermede 2 üzeri 3. Anladınız mı? 5 tane önerme olsaydı 2 üzeri 5 tane of. değer çıkacaktı doğruluk tablosu için. 32 tane satır yazardınız. Şimdi 2 önerme için 2 üzeri 2 4 durum var. Bu 4 durumun yarısına 1 1 yarısına 0 0 değil. P için. Q'ye de 1 0 1 0. Bakın bütün durumları göstermiş oldunuz şu anda. 1'e 1. Bir. Her ikisi de doğru. Doğru. Doğru yanlış. Yanlış doğru yanlış yanlış. Peki 3 tane yani 2 üzeri 3 8 tane durumu olursa yine P için yarısına. 1 1 1 1 0 0 0 0 deyin. Q için 2'şer 2'şer mesela 4'er dörder, 4'er işaretlediniz ya 1 1 0 0 1 1 0 0 ve geriye kaldı son önermemiz R. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Gördüğünüz gibi burada da yine 8 tane farklı durumun hepsini ne yapmış durumdayız? Oluşturmuş durumdayız. Hocam ben şöyle sıralayayım hiç fark etmez. Yeter ki şu 8 tane durumu elde edin. Bu 8 tane durumu elde etmiyor iseniz eğer yanlış yapmışsınızdır. Tamam. Tamam. Ve gönderdik. Geliyoruz denk önermelere. Çok fazla üzerinde durmamızı gerektiren bir şey değil. İki önermenin doğruluk değerleri aynıysa bunlara denk döner... Ö, dönerme. <laughs> denk öyle. önermeler diyoruz Efe e, Özür diliyorum. Mesela. Her ikisi de doğruysa denk önermedir. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Dünyanın uydusu da Aydır. İkisi de bu doğru. ikisi de doğru. O zaman P önermesi, Q önermesine nedir? Denktir. Dilim sürçü yok. Kusura bakmayın. Çünkü çok fazla konuşuyoruz. Yakında bu çeneye böyle kramp girecek. Belki, Allah muhafaza. <laughs> diyorum ve <laughs> devam ediyorum. Geliyoruz bir önermenin olumsuzu. Bir önermenin olumsuzu derken mesela P önermesi Türkiye'nin başkenti Ankara'dır demiş. O zaman P üssü olarak gösterdiğimiz önerme Türkiye'nin başkenti Ankara değildir. Neymiş efendim? Ankara değildir. Bunun tersini alıyoruz. Değilini alıyoruz. Öyle söyleyelim. Q. Dünyanın uydusu aydır. O zaman Q üstü ne olacak? Dünyanın uydusu ay değil. Değildir. Anlaştık mı? R. Saat 10. R üstü saat 15. 10 değil. Öğretmenim. Efendim. Saat 11 desek hayır. Saat 10'un tam aksini söylemek zorundasınız. Bunu tamamlayan ifade saat 10'un dışındaki herhangi bir saat olabilir. Ve biz bunu nasıl söyleriz? Saat 10 değil diyerek. S önermesi 5 küçüktür 7. S üstü 5 büyüktür 7. Hayır. 5 büyük veya eşittir 7. Çünkü küçük olumsuzunu düşüneceksiniz ya. Küçüktürü tam tersi ne olacaktır? Büyüktür veya eşittir. Bunlar da bu ifadeyi kapsar. Anlaştık mı? Sadece büyüktür demeniz yeterli olmuyor. Peki, bunlar kafaya oturdu. Önermeleri şöyle bir güzel ele avuca aldık. Geliyoruz bu önermeler için kullandığımız bağlaçlara. Ve ilk bağlacımız neydi hatırlayacağım? Veya, veya bağlacı. İki önerme veya bağlacıyla bağlanıyor ise doğruluk değerleri önemlidir. 1 veya 1. 1 1 hazına çıkacağım. 1 veya 0. 1 0 veya 1. 1, 0 veya 0, 0. Veya bağlacında önermelerden sadece bir tanesinin doğru olması yeterli. O zaman bu ifade ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Yani gerçekleşecek doğrudur. Şöyle örnek verelim. Karayoluyla İstanbul'dan Ankara'ya gideceksiniz. İstanbul, Ankara. E5 var. E6 var. Şimdi olay şu. Ankara'ya ulaşabilecek miyim? E5 de E6 da açık. Ulaşabilir miyim? Ulaşırım. Evet Ankara'ya gidebilirim. E5 açık ancak E6 kapalı. Gidelim. Olsun ben gene gidebilirim. Hangi yoldan? E5'ten. E şimdi E6 kapalı ama E5 açık. Gene gidebilirim. Hem E5 kapalı hem E6 kapalı. Gidemem. Karayoluyla ne yapamam Ankara'ya? Gidemem. Veya bağlacında bu veya bu İkisinden birisinin gerçekleşmesi benim için yetiyor. Diyor isek sadece bir tanesinin 1 olması yeterli. Ancak her ikisi de yanlışsa sonuçta ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Veya bağlacındaki birkaç tane özelliği söyleyelim. Birincisi T kuvvet özelliği. P veya P 1'dir. Neden? Deme onu. <laughs> Mesela 1 veya 1. Gerçekten de ne? 1. P 1 ise sağladığını görüyoruz değil mi? P'ye bağlı. 0 veya 0 yine 0. P0 ise 0. Sıfır. 0 yine ne? 0. Ya hocam bunlar çok saçma şeyler değil mi? İlk etapta doğru mantıksız. Ama ileride matematiksel ispatlar yapacaksanız hiç de mantıksız değil. Bunları çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Hayırlı. Ve bir son olarak birleşme özelliği var demişiz. Değişme. Birleşmeyi de söyleyelim. Ha pardon, değişme özelliği var sırada. P veya Q Ankara'dan e, E5'ten giderim veya E6'dan giderim demekle E6'dan giderim veya E5'ten giderim demenin arasında bir fark yok. P veya Q, Q veya P'ye nedir? Denktir. Anlaştık mı? Bu ikisinin yer değiştirmesi doğruluk değerini ne yapmıyor? Etkilemiyor. Etkilemiyor. Birleşme vardı. P veya Q veya R diyelim. Bunu normalde toplamanın, çarpmanın birleşme özelliği gibi düşünebilirsiniz ama dağıma ile karıştırmayın lütfen. Burada şu iki parantez yer değiştirebilir. Yani P veya Q veya R olabilir. olabilir. Kısacık küçücük bir deney yapalım mı? Sıfır diyelim. Bir veya sıfır. Bir, bir, de, bir veya sıfır. Bir veya bir. Bir. bir de. Buranın doğruluk değeri bir. Bakalım denk mi buna? Bir veya bir. 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 bir veya sıfır. Gene bir. Gerçekten de ne olacaktır? Birbirine denk çıkacaktır. Umarız anlaşılmayan bir şey Yok. yoktur. Gelelim bir diğer başlığa ve bağlacı. Ya bunlar aslında Türkçe cümleler değil mi? Ve başlığını kullandığında her ikisinin de gerçekleşmesini Gerçekleşmesi istiyorsun. Gibi. O da olacak bu da olacak. Bu şekilde ben ne yapabilirim? İşlem yapabilirim, yapabilirim. ya da bu olayı sağlayabilirim. Eğer ve bağlacı kullanıyorsanız ifadenin doğru olabilmesi için her ikisinin de doğru olması gerekiyor. 1. Bir. bir tanesi bile yanlışsa Yap. ifade yanlış olacaktır. Bunu da nasıl söyleyebiliriz? Şu anda bu dersi izliyorsanız bir bilgisayar, televizyon ne bileyim bir şeye ihtiyacınız var. PC diyelim biz buna. Aynı zamanda internet üzerinden bağlanıyorsanız internete i̇nternet. de ihtiyacınız var. Öyle değil mi? Bu iki değişkene de mecburusunuz. Bunlardan biri olmadığı takdirde tabi YouTube'dan izlediğinizi farz ederek söylüyorum bunlara. PC'niz de var, internetiniz de var. Hocalara gelebilir misiniz? Her türlü. PC'niz var ama internetiniz yok. Biz siz. gelemezsiniz. PC'niz yok ama internetiniz var. Boş internet neyinize yarayacak? Yani telefon vesaire demiştik ya bunlara. Eğer izleyecek bir ekran olmadıktan sonra internet bir işinize yaramaz. Ne PC'niz var ne internetiniz var. Gene olmaz. Hocalara geldi izleyebilmeniz için hem internet hem de görsel artık o medya neyse ona ihtiyacınız olacaktır. Demek ki efendim neymiş? ve bağlacında her iki değişkenin de her iki önermeli de olması doğru olması gerekiyormuş ki sonuç doğru olsun. <laughs> Veya bağlacında olduğu gibi. Bak sessizliği idare etmen lazım. Bir şey söylemen lazım ki. Kameraya ha, bakıyorum ha. Kameraya bakıyorsun çekiyor mu? Yok ben susunca çekmiyor. Ee, P ve P ne olacaktır? Aynı veya'daki gibi yine P'dir. Yine tek kuvvet özelliği. Bakın 1, 1, 1, 0, 0, 0. 0. P'ye 1 verirseniz 1 ve 1, 1 oluyor. Değil mi? Değişmiyor. <laughs> 0 verirseniz 0 ve 0, 0 oluyor. Yine değişmiyor. Peki değişme özelliği P ve Q. Yine yer değiştirme özelliği vardır. Q ve P. Buradan da inceleyebilirsiniz. Bir de ne kaldı? Birleşme. Birleşme. P ve Q ve R eşit olacaktır. P ve Q ve R. Hatta ve hatta şunu söyleyelim size. Hem değişme var hem birleşme varsa. Bunları istediğiniz kadar oynatabilirsiniz. Q ve R ve P diyebilirsiniz mesela. Ya da tek kuvvet özelliği de var ya. Bakın şunu bile yapabiliyorsunuz. Q ve R ve R ve P. Ne yaptım? İlk önce şu parantezi kaldırdım. R'ydi. iki tane R'ye koydum. Neden? R ve R zaten R'ye eşit olacak. Bunları istediğim kadar oynatabiliyorum. R ve P ve Q v r v p kimse bir şey diyemez. Aynı sonucu verecektir. De. Neden böyle bir şey yapayım, değil mi? İleride yapmanız gerekecek. Tamam? Hmm. Peki, bunu da öğrendik. Çok güzel görünüyoruz. Nereden? Tamam. peki. Buraya kadar anladık. Hemen bunu gönderebilirsiniz. Alayım. Geliyoruz dağılma özelliği. Klasik çarpmanın toplamı üzerine dağılma özelliğini hepiniz biliyorsunuz. Aynı şekilde burada da dağılma özelliği var. Mesela P ve Q veya P ve evet. R. Bu V'nin veya üzerine dağılma özelliği. Klik. Daha sonra P veya Q ve P veya R. Bu da veya'nın V üzerine dağılma özelliği. Normalde çarpmanın toplamı üzerine dağılması vardır ama toplamının çarp toplamanın çarpma işlemi üzerine dağılması yoktur. Bunu biliyorsunuz. Ancak burada bu ikisi de nedir Raşit Hocam? Geçerlidir. Evet. Anlaştık mı burada? Dağılma özelliğinde yine çok zorlanmıyorsunuz. Onu söyleyelim. Ama toparlamada zorlanıyorsunuz. Mesela Q ve R veya Q ve S diyelim. Bakınız sanki dağılma özelliği gerçekleşmiş. Q ve R veya Q ve S. Bunu bir nevi ortak çarpanı alır gibi. Q ve R veya S diye yazabilirsiniz. Q ve R veya Q ve S. Anlaştık mı? Her ikisi de zaten ne yapıyor? Aynı kapıya çıkıyor. Bu da yine ileride kullanacağımız kavramlardan bir tanesi. Dağım özelliği illa soğudan olmak zorunda değil. Sağdan da olabilir. Yani P veya Q ve S diyelim. Bu sefer şöyle olur. P ve S veya Q ve S içteki dışarı dıştaki iç. Bunları yerde değiştirebilirsiniz. S veya S ve P veya S ve Q gibi. Çenem çok yoruldu. <laughs> Anlamışsındır değil mi? Evet. Elektrik devresi. Bu nasıl bir yazıdır ya? Elektrik devresini ifade edeceğiz size şimdi. Hadi edelim. Setsizlik Demiştik ya. ya İki değişken aynı anda veya bağlacıyla bağlanıyorsa bir tanesinin doğru olması yeterliydi. Evet. Biz bunu şöyle söylüyoruz Raşit Hocam. Mesela Siz matematikçiler yok musunuz? Şurada bir P önermesi olsun. Şurada da bir Q önermesi olsun. Elektrik devreleri gibi paralel bağlı değil mi bunlar? Bunlar paralel bağlıysa P veya Q olarak gösteririz. Evet, özür diliyorum. P veya, veya Q, Q olarak. Neyi kastediyorum? Bir tanesinin bir olması, anahtarlardan bir tanesinin kapalı olması. Lambayı yakar. Lambayı ne yapar? Yakar. Ancak seri bağlıysa şöyle diyelim şu P olsun şu Q olsun. O zaman P ve Q şeklinde gözükecektir. P ve Q şeklinde olduğu için işlemin elektriği e, özür diliyorum. Buranın elektriği Lambanın i̇letebilmesi için ya da lambanın yanabilmesi için Her ikisinin de bir olması gerekiyor Yani anahtarların kapalı olması gerekiyor Ki elektrik iletilebilsin Bir tanesi sıfır olursa Elektrik geçmez e ee, Hadi bunu biraz daha genel Aa. diyelim Yapamaz mıyım böyle bir şey yapabilirim Yapmayaydın iyiydi ya Yaptık artık bunun geçişi yok Şuraya P diyelim Şuraya Q diyelim Şuraya R diyelim Şuraya S diyelim, şuraya T diyelim, şuraya da N diyelim. Bunu nasıl ifade edeceğim şimdi? İlk önce şu ikisini ifade edeyim. P ve Q, doğru mu? Evet. Ancak bu diğerleriyle şu grupla veya konumunda paralel. Fizikten biliyorsunuz bunu. Veya burada da şu ikisi paralel. R veya S. Bu ikisi paralel bağladık. Şimdi bununla V bağlayacağız. T seri olduğu için çünkü. Anlaştık mı? Bakınız. İlk önce P ve Q. Her ikisine ne yaptık? Seri bağladık. Ve bağlayacağız. R ile S paralel. R veya S. Ancak bu paralellikten sonra bunlar T ile seri bağlanmış durumda. VT parantez içerisinde yani. gösterdik. Daha sonra bunun totali bununla yani şu ifadeyle paralel veya bu. Şimdi bu N ise... Şunların tamamıyla evet. seri, değil mi? Hop. Ve en. Şimdi ne olacak efendim? Bunların doğruluk değerlerini bileceğiz. Bileceğiz derken bize verecektir soruda. Mesela efendim bu bir. Bu sıfır. Hop. Şu bir. Şu bir. Şu bir. Şu sıfır. Elektrik gider mi? Hop. En sıfır mı? Ve bağlıcı var. Bunun ne olduğu hiç önemli değil. Bu elektrik artık ne yapmayacaktır? Gitmeyecektir. Öyle değil mi? Eğer Buradan elektriğin gitmesini istiyorsak şu koldan veya şu koldan ulaşmalı. Burada N'in de kesinlikle 1 olması gerekiyor ki elektrik iletine bilsin. Güzel mi? Bunlarla ilgili en sonunda karışık soru var çözeceğiz. Ve geldik De Morgan kaidelerine. Kümelerde de vardı değil mi evet. De Morgan? Neydi? Kümelerdekini anlatalım, hatırlatalım bir hatırlatan bir öğrencimize. A kesişim B'nin A üssü birleşim B üssü olarak veriyorduk. A birleşim B'nin tümleyeninde değilinde A, a üssü kesişim. kesişim B üssüyle. Hemen hemen aynı. P veya Q mu bu? P üssü ve Q üssü. Kesişim olur mu? Ve bana göre. <laughs> Ama V'nin karşılığını birleşim, V'nin karşılığını kesişim gibi düşünebilirsiniz. Hemen hemen aynı hareketleri yapıyorlar. yapıyorlar. P üssü veya Q üssü olarak burada da demorgan ne yapılabilir? Uygulanabilir. Olabilir. Peki. Ve veya bağlaçların iyicene kapımıza yatırdık. Olayım. Ve geliyoruz bir diğer bağlaç ise bağlacı. Bu bağlacı anlatmadan önce bazı kavramları. Mesela açıklıyorum. Teorem. Teorem nedir? Bir şeyleri ispatlamak istiyoruz. Evet. işte İşte ee, A ve B çift sayı ise A çarpı B de çift sayıdır. Bu ispatlanmış bir teoremdir zaten değil evet. mi? Ama bunun için varsayım ve yargı denilen kavramlara ihtiyacımız var. Nedir varsayım? A ve B'nin çift sayı olduğunu varsayar isek hükmümüz A çarpı B de çifttir. Bazen bu varsayımdan yola çıkarak yargıların yani oradaki ifadeleri hükmü doğruluğunu göstermemiz gerekecek. İşte teoremler de bunlardan ibarettir. Aksiyon nedir? Bir de geometride postulat mıydı? O postulat. Postulat. Bu şekilde kullanıyoruz. ...doğruluğu kabul edilen... Evet. ...mesela yani ispata gerek yok bunun doğru. için... Ee, ...en küçük sayma sayısı kaçtır? Birdir. Evet. Ondan sonra iki noktadan... ...yalnızca ve yalnızca bir, bir tek doğrudur. doğru geçer. Bunlar aksiyomdur. Doğruluğu kabul ediliyor. İspata gerek yok. Ancak bazı şeyler için ispata gerek var. Bunların ilk kısmına... ...bu, bu şöyle ise... ...dediğimiz kısma... ...hipotez evet. ya da diğer adıyla varsayım... O zaman şu olmak zorunda dediğimiz kısım ise yargı veya diğer adıyla hükümdür. Lütfen tanımlara çok fazla takılmayın. Demek istediğimiz mantığı, açıklamak istediğimiz şeyleri anlamaya çalışın. Peki, bir ise bir ise bağlacında sadece ve sadece tek bir durumda sonuç yanlıştır. Diğer tüm durumlarda sonuç nedir? Doğrudur. Doğrudur. Ee, ben hep şöyle söylüyorum öğrencilere Ders çalışırsan sınıfı geçersin. geçersin. Doğru mu? Doğru. doğru. Ders çalışırsan sınıfı geçemezsin. Doğru mu? Olur mu? Ders çalışırsan sınıfı geçersin diye düşünmek gerekiyor. Sınıfı geçemezsin demek saçma olur. Ders çalışmadan da sınıfı geçebilirsin. Doğru mu? E doğru. doğru. Ders doğru. çalışmadan Kopya da sınıfı geçebilirsin. Kopya çekersin mesela Ağaçlı hocamızın dediği gibi ya da ders çalışmazsan sınıfı geçemeyebilirsin. Bu da doğru. doğru. Sadece ve sadece ikinci değişken sıfır olduğunda yani q hüküm sıfır olduğunda ulaştığımız yargı yanlış. yanlıştır. Demek ki bu teoremin sonucu da yanlış olacaktır diyebiliriz. Bu arada hemen şunu söyleyelim. P ise Q neye denktir Aşit hocam? P üssü. P üssü veya, veya Q'ye. Neden böyle bir şey söyledik? Bakın şunu direkt alamıyoruz. Ben alamıyorum. P ise Q'nun olumsuzu. Nedir? tıkanıyoruz. de böyle bir şey göstermedik çünkü. Ancak şunu yaparsanız P üssü veya Q'nun olumsuzu derseniz buna P üssünün üssü, yani bunun olumsuzunun olumsuzu ve Q üssü olacaktır. Bir şeyin olumsuzunun olumsuz yine kendisi değil midir? P ve Q üssü denebilir buna da. Anlaştık mı? Eğer böyle bir ifadede dışarıda de olumsuzunu istiyorsa sizden ne yapacaksınız? Veya'ya çevireceksiniz. Ondan sonra olumsuzunu alacaksınız. Peki. Evet geldik P ise Q'nun tersi, karşıtı ve karşıt tersi kavramlarına. Bakın ben öğretmenim. Ben bile bu kavramları sürekli olarak karıştırıyorum. Çünkü sonuçta bir tanım, bir kural ezberliyorsunuz öyle söyleyelim. Ama mantıkları var. İsimleri ezberliyoruz aslında. P ise Q tersi nedir? Hepsinin tersini alacaksın. P üssü ise Q üssü tersi. Karşıtı nedir? Karşıt yer değiştireceksin. Q ise P ise pardon. Q ise P. Peki karşıt tersi nedir? Hem tersini alacaksın hem de karşıtını. Yani Q üssü ise P üssü tersi, karşıtı ve karşıt tersi. Önemli kavramlar mı? Evet. Şimdi P ise Q önermesine bakalım. Şöyle bir örnek verdik. X eşittir 3 ise X kare 9'dur. Doğru mu? Doğru. Yanlış mı? Doğru. O zaman doğruluk değeri olarak bir yazalım mı? Peki. Geliyoruz tersine. Raşit hocam. P üssü ise Q üssü. Delilerini alacağız ya. Alacağız ya. X3 değil. Eşit değildir 3 ise X karede eşit değildir 9. İlk etapta doğru gibi gözüküyor. Ama belki de X eksi 3 ve evet. karesi kaç yapıyor? 9 tamam. yapıyor. O zaman bu yanlış oldu sen. Sıfırsın diyoruz. Anlaştık mı? Yönetmen işaret yapıyor oradan ama sen bakma. Geliyoruz karşıtına. Yani Q p. Q isip ne olur o zaman? Ee, pardon. Eşittir diyelim. Q p. X kare eşittir 9 ise x, x, x eşittir 3'tür. Şimdi bu da yanlış. X kare 9 olabilir ama bu x'in 3 olmasını mecbur kılmaz. X belki de kaç? Eksi 3. Buna da 0 diyorum doğruluk değerine. Ve son olarak karşıt tersi. Q üssü ise p üssü. Evet. Bakın çok enteresan bir şey olacak. X kare eşit değildir 9 ise x eşit değildir 3 x kare 9'dan farklıysa x 3'ten farklı. Farklıdır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. x kare 9'dan farklıysa x 3'ten farklı. Doğru. doğru. x kare 9sa x 3 veya -3 olmak zorunda. x kare 9 olsaydı eğer. Ama x kare 9 ise, x kare 9 değilse x 3 veya -3 değildir. O zaman bu da olamaz. O zaman bu da doğru. Burada size neyi göstermek istedik biliyor musunuz? P ise Q ile Q üssü ise P üssünün doğruluk değerleri birbirine eşittir. Yani bir önermenin doğruluk değeri ile karşı tersinin doğruluk değeri aynıdır. Diğerleri aynı olacaktır diyemiyoruz. Ama tersiyle özür diliyorum kendisiyle karşı tersinin doğruluk değeri aynı ki biz bunu ispat metotlarında da kullanacağız. Lütfen kendinize böyle önermeler yazarak özellikle bu ifadeyi bir algılamaya çalışın. Bakalım ne olacak. Ve geliyoruz ancak ve ancak önermesine. Bu arada bunu çizen arkadaş, yazan arkadaş şunları landa gibi yapmış. Yani şu direkt şudur. Kuyruğu yoktur. Onu söyleyelim size. Ancak ve ancak da çift gerektirme olarak söyleriz. Yine ispat metotlarında kullanılan bir şey. Çift gerektirme olarak neler örnek verilebilir? Şu anda burada yangın yanıyor ise ölürüz. Öldüyse yanmışızdır. Yanlış bir örnek. Şu andaki örnek pek iyi olmadı. Siz örnekler düşünün bakalım. Bu doğruysa bu da doğru. Bu doğruysa bu da doğru. Bakalım ne çıkacak? Yorum olarak yazarsınız. Gelelim P ve Q'da. Ancak ve ancakla bağ varsak. Ancak ve ancak bağlacında her iki önermenin de doğruluk değeri aynıysa bu önermeler doğrudur. 1 Sıfıra sıfır bir. Ancak bir tanesi bile yanlış olursa... Sıfıra sıfır. Anlaştık mı? Her ikisinin doğruluk değeri de ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Eğer birbirinden farklıysa... Sonuç sıfır olacaktır. Bunu da buradan fark edebilirsiniz çünkü. P ancak ve ancak... Q şuna denktir. P ise Q ve... Evet. Q ise P. Hatta ve hatta... P üssü veya Q ise gerektirmeyi açıklamıştık size ve q üssü veya p buna da nedir diyebiliriz denktir diyebiliriz